Merhaba, ben Nilgün. Doktor Nilgün Avunduk Öcal, klinik psikoloğum. Eğitimim şöyle, Amerika'nın Virginia eyaletinde ve Washington DC'de psikoloji dalında lisans, daha sonra gelişim psikolojisi dalında birinci master'ımı, ikinci master'ımı klinik psikoloji dalında ve daha sonra doktora derecemi de klinik psikoloji dalında elde ettim. Ergenlere ve yetişkinlere psikoterapi, 5 yaş ve daha yukarı yaştaki çocuklara ise oyun terapisi uyguluyorum. Terapi stilim psikodinamik ile bilişsel davranış terapi bileşiminden oluşuyor ve hastaların gereksinimlerine göre uyarlıyorum. Gelen hastaların zorluklarının temelinde genellikle anksiyete ve bununla ilintili diğer bir takım stresli duygular yatıyor. Daha genel olarak kişiler hayatın ve dünyanın bazı yönlerinden veya kendi deneylerinin bazı yönlerinden bir takım korkular geliştiriyorlar ve terapiye ihtiyaçları oluyor. Klinik psikoloğun sorumluluğu onları bu korkularını hafifletmeye yardımcı olmak ve onların daha dolu, daha özgür ve daha keyifli bir hayat yaşamalarını sağlamaya çalışmak. Bunu gerçekleştirmek için kişilerin çocuklukta anne ve babalarıyla veya kendilerini yetiştirmiş olan önemli, kendi hayatlarına çok önemli olan kişilerle olan ilişkileri ve bu ilişkilerin sonucunda oluşturdukları kendi özleri hakkında, dünya hakkında ve insanlar hakkında oluşturdukları bir takım düşünceler, duygular ve davranışlar oluyor. O zaman için çocukların çevrelerine uyum sağlamak amacıyla geliştirdikleri bu davranışlar, duygusal ve düşünsel tutumlar, çocuk büyüdükçe yetişkin ilişkilerinde de bunları kullanmaya başlarsa o zaman problem oluyor, uyumsuzluk, iletişimsizlik baş gösteriyor. Örnek olarak bir çocuk anne babasına her isteğini veya kendisine bakan kişiye her isteğini veya gereksinimini veya duygusal durumunu açıkladığı zaman olumsuz bir reaksiyon ile karşılaşırsa çocuk bir süre sonra bunları açıklamanın tehlikeli bir şey olduğuna inanmaya başlıyor ve bunları bastırıyor. Daha sonra yetişkin olunca yetişkinlerle kurduğu ilişkilerde de böyle davranırsa, yani ihtiyaçlarının, arzularının, duygularının iletişim yerine, açık bir şekilde iletişim kurmak yerine karşı taraftan karşılanmasını beklerse o zaman uyumsuzluk, umutsuzluk ve mutsuzluk baş gösteriyor. Çocuklarla oyun terapisi derken şunu kastediyorum. Çocukların beyinleri gelişme sürecinde olduğu için, kelime dağarcıkları kısıtlı olduğu için ve her şeyden önemlisi soyut kavramları anlayamadıkları için onların terapilerini oyun terapisi şeklinde geliştiriyorum. Başka bir deyişle oyuncaklar, çizimler ve resimler kelimeler yerine geçiyor. Soyutu somut yapıyorlar ve böylece klinik psikolog çocukların iç çatışmalarına, endişelerine, fantazilerine ve öykülerine, yaşadıklarına ulaşabiliyor.